dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesi diyebilirim. Bu bir afettir ya, bir felakettir. Meslek hayatımda çok enkaz gördüm, çok deprem gördüm, çok acı gördüm. Böylesini görmedim. Sesini duyan var mı? Yapıların %20'si yerdeki sorunlar nedeniyle yıkılır, %80'i ise yapılardaki sorunlar nedeniyle yıkılır. Bizim adımız demokratik ama yaşam biçimimiz demokratik değil. Afete hazırlık evden başlar. Araba alırken adam gidiyor arabasını bir tamirciye, bir servise, bir otomobilciye gösteriyor sağlam mı diye. Ama evini göstermiyor. Evini ancak ne yapıyor? Erkekler parasına bakıyor. Hanımlar da daha çok fayansına, seramiğine. Yok böyle bir şey. En büyük afet Türkiye'de liyakat. Işık böyle haber ediyor. Işık saçtık. Şu anda dünyanın deprem açısından en tehlikeli yeri Kahramanmaraş ve onun çevresindeki 250 kilometre karelik alandır. Bu bir tam anlamıyla bir kırandır bu ya. Anneannem öyle derdi, kıran girdi derdi. Burada Karaoğlan Caddesi'nin devamı. Sanki böyle savaşta caddelerde bariyerler olur da yollar kapanır ya, tam da onun gibi işte. Evler yam yassı birbirinin üzerine yığılmış. Altında araçlar kalmış. Burası tam Antakya, Hatay Antakya Lisesi'nin karşısı. 11 yıllık gazetecilik hayatımın neredeyse yarısı da sıcak bölgelerde, sahada haber takibi yaparak geçirdim. Ancak deprem felaketi bugüne kadar karşılaştım. Hiçbir olaya benzemiyor. 25 yıllık foto muhabiriyim ben. Ciddi şekilde ülkemde hiçbir zaman böyle bir yıkım görmemiştim. Çok üzgünüm. Sadece yıkılan binalar, yardım isteyen insanlar vesaire yok. Aynı zamanda çok fazla hasarlı bir bina var. Yani kentin geleceği yok olmuş gibi. Ümidi kestiniz anladığım kadarıyla, öyle mi? Ses yok. Arkadaşlar baktılar, çok iyi ilgilendiler. Hı hı. Çok ilgililer. Tek tek ilgilendiler. Her yerine baktılar ama ses yok. İlk deprem olduğu zaman Maraş'ta, Elbistan'da ulaştığımız kişiler vardı. Hepsi iyi izlediler ulaştıktan sonra. Ama ikinci depremde onlara da ulaşamaz hale geldik. Yani bu ikinci deprem olayı çok kötüleştirdi. Birinci depremde hasar gören binalar ikinci depremde yerle bir oldu. Üstüne de bir de kış şartları. Yani bu çok olağanüstü bir durum oluşturdu orada. Çok büyük bir alanda, çok büyük bir yıkım bu. Buna baş etmek, bunun altından kalkmak mümkün değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük afetiydi bu. Dünyada gerçekten eşi benzeri olmamış bir afet bu. Önce 7,7 ardından 7,6'lık depremle. Sadece Maraş değil, Adıyaman, Hatay yıkıldı. Adıyaman'da özellikle durum o kadar kötü ki. Neredeyse Adıyaman diye bir yer kalmadı. Hatay'ın Hassa, Kırıkan ilçeleri. Durum çok kötü. Dünyada arama kurtarma işini itfaiyeciler yapar. İtfaiye gönüllülüğü vardır. Türkiye'de itfaiyenin güçlendirilmesi lazım. İtfaiyenin bir meslek haline getirilmesi lazım. AFAD koordinatör bir kurum. İyi bir itfaiye teşkilatı olsa Türkiye'de, şimdi bak itfaiye orada güçlü olsaydı o bölgede, her yerden adam gitmesi gerekmiyordu. Orası itfaiye, o kendi imkanlarıyla çok daha büyük işler başarabilirdi. Afetlerde ölümler ilk saatlerde, ilk günlerde oluyor. İlk 72 saate biz altın saatler diyoruz. Bir de bölgede soğuk kış şartları var, hipotermi tehlikesi var. Burada 6 saatte falan iniyor yani artık. Yani eğer korunaklı bir yerde değilse insanlar. İnsanlarda 5-6 litre kan var. Bunun 2 litresi kaybedilince insanlar şoka giriyor ve ölüyor. Bu da zamanla oluyor. Yani bu bir afette yaralanma anında
artık zamana karşı yarış başlıyor. Bir de insanlar enkaz altında kaldığı zaman susuz, gıdasız kalınca da susuz da en fazla yani çok uzun bir gün, iki gün yaşarsınız. Bu da zamanla enkaz altından canlı kurtarma ihtimalinin gittikçe çok azaldığını gösteriyor. O yüzden ilk 3 gün çok kritiktir. Zamana karşı yarış olduğu zamandır. 3 gün sonra enkaz altından insan kurtarmak mucizelere kalıyor. Zor şartlarda insanlar 3 günden fazla yaşayamıyor böyle durumlarda. O yüzden altın saatlerdir ilk 72 saat. Ya büyük bir kaos var. Bunların temelinde bence iletişim sorunu var. Cep telefonları maalesef 3. güne girdik sanırım. Günleri de şaşırdım. Hala düzgün bir şekilde çalışmıyor. Konum gönderemiyorsun, bir yere arayamıyorsun. Herkesi buraya yardıma çağırıyorum. Ama lütfen bu yardımları bilinçsiz bir şekilde yapmayın. Bildiğiniz kişilere yardım yapın. Hep aynı şeyleri yapmayın. Bizim ruhumuzda var galiba bu. Orada ilk çalışan kimdi? Yerel halktı. Şimdi göçük altında kalmayan komşular, dışarıdan yakın yerlerden gelen kişiler ellerinde çapa kürek olmasa bile artçı depremler olurken girintilerin içine girerek insanları kurtarmaya çalıştılar. Bu son derece saygı duyulacak bir olaydı yani. Kendi canını ortaya atarak, çünkü orada bütün göçük dengesiz olarak duruyor. Bir artçı depremle orası toptan göçüp kendisi kalabilir. Kaldı ki böyle oldu. Şu anda afet bölgesinde her yere profesyonel ekip yetişemiyor. Dünyanın her tarafından, Türkiye'nin her tarafından bölgeye hücum edilmiş durumda. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor ama o kadar çok bina yıkıldı ki hepsine ulaşmak ilk anda çok zor. İyi bir yasa çıkartmış olman onun delinmeyeceği anlamına gelmiyor. Bizim adımız demokratik ama yaşam biçimimiz demokratik değil. Japonlar şöyle yapıyor. Depremin ilk 3 ayına hazır mısın? Depremin ilk 3 ayındaki test 0. saniyeyle başlıyor. Deprem olmadan önce deprem hazır olmak demek 0. saniyenin 1. maddesi binanın sağlam olacak. 2. yapılması gereken şey eşyaların sabitlenmiş olması lazım. Eşyalar da öldürüyor insanları. Marmara depreminde bir sürü bebek o gazetelerin verdiği ansiklopedilerden dolayı öldü. Kütüphanenin yanına koymuşlar çocuklar. Peşi raftan dökülünce kitaplar o tuğla gibi onlar çocukları öldürdü. 3. madde plan. Kurumların acil durum afet planı. Ailelerin bir aile afet planı gerekli. Ve acil durum malzemeleri. İnsanlar hiç haberleşmeden, hiç görüşmeden toplama alanları olması lazım ailelerin, evlerin. Nasıl ki iş yerlerinin toplama alanı var, ailelerin de olması gerekiyor. Ve sigorta. 4. madde. 0. saniyede sigorta çok önemli. Çünkü depremden sonra tek sana para verecek olan sigorta evini yapmak için. Şimdi bunu sorduğumuz zaman mesela ben büyük konferanslarda anlatıyorum. Elinizi kaldırın kaç kişinin binası sağlam? 500-600 kişiden 50-60 kişi. Kaç kişinin eşyaları sabitlenmiş? 20 kişi kalıyor. Kaç kişinin aile afet planı var? 10 kişiye düştük. Kaç kişinin sigortası var? O da çoğu var 9 kişi. Bu 9 kişi kaldı yani. Daha 0. saniyede ölmüşüz. Yine aynı hastalık. Ben 53 yıldır depremle uğraşıyorum. 53 yıldır Anadolu'da olan depremleri gezen bir kişiyim ben. Ana sıkıntı 53 yıl önce buydu. Şimdi de yine bu. Demek ki deprem yönetmeliğindeki kurallara uyulmuyor. Yapıların %20'si yerdeki sorunlar nedeniyle yıkılır. %80'i ise yapılardaki sorunlar nedeniyle yıkılır. Oysa şu andaki deprem yönetmeliğinde sadece yapı denetim diye geçmektedir. Onun yer yapı denetimi olması gerekiyor. Ve aynı zamanda yer yapı denetim kuruluşlarının bir sigorta şirketi olması gerekiyor. Bu sigorta şirketi şöyle çalışması gerekiyor. Eğer o yapı yıkılırsa yapının bütün maliyetini katlı olarak kalanlara ödemesi gerekiyor. Bir, her ölen kişi için tazminat vermesi gerekiyor. Ayrıca elinden yer yapı denetim yetkisinin de alınması gerekiyor. Böyle bir şey olmadıkça yani Hammurabi yasaları hafifleterek uygulatılmazsa biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kırıklar Çatağı'nda yüzyıllardır beklenen deprem 7.4 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde 43 saniye süreli 6 Şubat 2023 5 kilometre sığda çok etkili oluştu. Soğuk kış gününde felaket çok büyük.
İlk tweetleri böyle. 7.4'lük bir deprem o bölge için çok büyük bir deprem. Çünkü Türkiye'deki yapı niteliği batıdan doğuya gittikçe düşer. Düşünün ne büyük bir güç. Toplam boşalan enerji 600 atom bombası gücünde bir enerji. 600 atom bombası gücündeki bir enerji. Üstündeki dağlar, ovalar, evler, dereler, nehirlerle birlikte Doğu Anadolu kırığının batısındaki kesime, yani üstündeki Kayseri'nin bulunduğu, üstlerinde Malatya'nın, Adana'nın bulunduğu yeri alıyor şöyle, 5 metre şöyle savuruyor Akdeniz'e doğru. Korkunç bir güç. O yüzden bu kadar çok büyük yıkım kabul edilemez bir şey. Biz bu kadar büyük riski bu kadar büyütmememiz gerekiyor. Yılların bir birikimi var burada. O ovalarda o binalar, şehirler kurulmuş, zamanla gelişmiş, üst katlara binalar eklenmiş, altında kolonlar kesilmiş, fırınlar yapılmış, dükkanlar, galeriler. Bu yılların içinde birikmiş birikmiş bu anda patlıyor. Patladıktan sonra yapacak bir şey kalmıyor maalesef. Ben Antakya'dayım. Şehrin birazcık daha dışındayım çünkü internetin çekmesi için sık sık buraya geliyoruz. Antakya'da durum ve işler acısı neredeyse bütün şehir yıkılmış durumda. Her yer enkaz, ya yan yatmış binalar var ya da ciddi hasarlanmış binalar var. Kimse çok bir yere girmesi zaten ben değil. Herkes dışarıda. Herkes enkazların başında bir şekilde yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Yardım maalesef az, yardım yetişmiyor. Dün öğleden sonra biraz daha ekip geldi. Dün öğleden sonra biraz daha çalışmalar oldu. Zaten şehir doldu. Ama ondan öncesinde yani enkaz başında ağlayan elleriyle yakınlarına ağlayan çalışan, seslerini duyan insanlar vardı. Yani o kadar ki yandaki enkazı görevliyi çağırıp arama tutan bir tekrar değil de çok az kişi vardı. Sen ama zaten çok iyi hiç arama tutanma yok. Görevliyi çağırıp ne olur biraz da buraya bakar mısınız diye insanlar ağlıyor, rica ediyor. Yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bir şekilde kazma kürek bulmuşlar, gelmişler. Çok olağanüstü bir durum bu. Türkiye'deki gönüllü kurtarmacı ekipleri her şehirde var. Hatta birkaç tane var. Mesela Van depreminde yıkılan yapı sayısı 73'tü. Oraya 94 tane kurtarma ekibi geldi. Sisam depremi İzmir'i vurdu. Yıkılan yapı 17 taneydi. Oraya yaklaşık 100 küsür tane kurtarma takımı geldi. Şimdi bunların boyutları hep küçüktü yani. Ama ilk defa 7.8'lik bir deprem vurdu. Daha ne oluyor falan derken, daha uyanamadan arkasından bir de 7.6'lık vurdu. Felaket çok büyük. Yardımların ulaşması için alan çok uzak. Gölcük depreminde böyle olmadı. Çünkü Gölcük depreminin hemen yanında koskoca bir İstanbul vardı. İstanbullu gemiyle arabalarını atlayarak Gölcük depremine icabında kazmasını küreğini alarak iş makinalarını alarak yanlarına Gölcük depremine yardımına koştular. Yaptığı yıkım daha azdı. Burada ise felaket alanının boyutu 330 kilometre. Şimdi İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den kalkacaksın. Arabanla oraya ulaşmak için geçen zaman 15 ile 16 saat. Zaten sen gidelim demek için karar verdiğin zaman 2 gün geçmiş oluyor. Artık sen enkaz kurtarma çalışmalarına gidebilirsin ancak bir de kurtulan insanların besin maddesi veya giyim maddesi götürebilirsin. 99 depreminde bu zaman daha kısa olduğu için İstanbul'dan gelen kişiler kurtarma olaylarına katıldılar. İkisi farklıydı yani. Yani şimdi bana der ki sen afet yöneticisin, istediğin kadar yetki sana, istediğin para buyur. Ne yaparsın? İlk yaptığım şey tehlike analizi. Tehlikeler zaten belli. Faylar yeri de belli, her gün yer değiştirmiyor. Sonra bu tehlikelerden nelere risk oluşturur? Yani ne kadar can, mal, ekonomik, tarihi, kültürel, çevreyle ilgili bu tehlikeler nasıl bir kayıplar, olası kayıpları ne olabilir? Burada tabii doğru yapılmayan binalar, yanlış zemindeki binaların belirlenmesi gerekiyor. Yenisinin de yapılmamasına müsaade edilmemesi lazım. Şimdi bunu belirledikten sonra deprem beklemeden bunların mutlaka ortadan kaldırılması, güçlendirilmesi, yıkılması gerekiyor. İçinde insan olmadan sen yıkacaksın. Deprem yıkarken şimdi insanla beraber yıkıyor bunu. Biz bunu yapmıyoruz. Yani binaları bilsek de çürük olduğunu yıkmıyoruz, yıkamıyoruz. Kentsel dönüşümde çok insanlar gönüllü değil. Onu fırsat da bilenler de var. Onu fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Böyle durumda koordine edeceksin, inşaatı başına koyacaksın. İnsanlar bu soğukta ölmeden onları oradan canlı çıkaracaksın. Böyle bir şey, böyle bir afet yönetimi yok. Afet yönetimi önceden riski belirlemek, onun yönetilebilir seviyeye indirgemektir. Yani biz İstanbul 70 bin bina değil, 70 bina yıkılırsa ancak baş edebiliriz. O da çok zor ha.